Öncelikle işe tavuklarla başlayacağım. Çünkü onların birazcık o sosun içinde beklemesini istiyorum. Önce sarımsaklarla başlayalım. Yaklaşık 2-3 diş sarımsak. Güzelce ezeceğiz. Tavuğunuza göre çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Hemen alıyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Tuz, karabiber. Geldi. Birazcık şöyle nane koyacağım. Hatta şuradan biraz da kekik alalım. Şöyle ekledim içine. Çok fazla değil. Burada taze kekiğimiz de varmış. Hemen onlardan da şöyle biraz koyalım. Hem kurusu olsun içinde hem tazesi bence gayet güzel olur. Şimdi geldi sıra zeytinyağına. Şöyle yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Yine biraz yoğurt koyuyoruz. Yoğurt çok güzel üzerlerinin kızarmasını sağlıyor. O yüzden... Güzelce bütün malzemeleri birbirine karıştırın. Gördüğünüz gibi çok böyle yoğun, yapışkan, harika bir sos oldu. Şimdi bütün tavuklarımı klasik şekilde her zaman yaptığımız gibi marineleyeceğiz. Hemen üzerlerine karabiber, birazcık tuz. Şimdi sosumuzun içine tek tek ekliyorum ki hani üst üste yapışmasın. Hepsi, bütün sos hepsine geçsin diye. Bu sebzelerim için olsun. Altını açtım. Bu da yine... Evet. Tavuklarım için. Önce bunları hafif hafif kavuracağız. Çok fazla değil. Şimdi buraya şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave ediyorum. Hemen taze soğanlar içine gidecek. Şimdi yine dediğim gibi birkaç diş, hatta şurada kocaman bir diş varmış. Onu da alalım. Bunları orta ateşte güzelce kavuracağım. Tavam da hazır. Hemen tavukları atacağım içine. Yapışmaması için biraz yağlıyorum. Tereyağı demiştik, unutmadan hemen içine ekleyelim. Hatta kenarı da alalım. Bu esnada da yine biraz kapya biberi kullanmak istiyorum. Hemen bunları da içine atacağız. Şöyle. Taze kekikten hemen faydalanalım. Şimdi hemen mercimeklerimi ekleyeceğim içine. Zaten pişmiş olan mercimeklerim. Biraz tuz ekleyeceğim. Soya sosu koyacağım için çok fazla eklemiyorum. Biraz karabiber. Yaklaşık bir çay kaşığı yeterli oluyor. Köri koydum. Şöyle hafif bir, iki yemek kaşığı da soya sosu. Mercimeğim kendi halinde pişecek. Tavuklarım şöyle 1-2 dakika daha kızarması lazım. Arkalı önlü. Tavuklarım istediğim gibi kızardı. Üzerine böyle gril izleri çıktı. Mercimeğim de hazır. Hemen altını kapatıyorum. Tabağın ortasına güzelce bu harika karışımdan koyacağım.